2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktık ve milli takım olarak gençlerimizi, sporcularımızı, idarecileri ve Montella'yı tebrik ediyoruz. Tabii çok mutlu olduk. Daha önceki konuşmamda demiştim, inançlı oyuncularımız, yetenekli oyuncularımız var. Yeter ki Montella'nın da bu anlayış içerisinde çocuklarımıza biraz daha özgüven vererek onların sahada daha agresif oynamalarını sağlaması gerekiyordu. Ve demiştim ki biz eğer 3 maç sonucunda gruplarda yaptığımız yavaş futbolu oynarsak biz Avusturya karşısında fark yeriz. Daha önceki konuşmamda bu cümleyi kurmuştum. Ama bunları yapmamamız gerekiyordu ve yapmadık. Ki Montella en azından orta sahaya defansı biraz daha yanaştırarak ceza sahasına fazla yatmadan daha çok orta sahada defansı kurarak yakın defansı kurarak agresif savunma yaparak rakibe daha yakın hücum oyuncularına daha yakın durarak orta saha oyuncularına rahat oyun çevirmesini o bildiğimiz Avusturya'nın çok çabuk oyununu bastırdık. Ayrıca biz de önde zaman zaman pres yaparak top kopmaya çalıştık. Bunu daha önce hiç yapmıyorduk. Bunu da yapması gerekiyordu çünkü rakibi ürkütmek gerekiyor. Futbolda biz Avusturya karşı zaten 33 yıldır resmi maçlarda yenilmemiştik. Bu da bir özgüven sağlıyor, istatistik veriler. Ama Avusturya'nın son yıllardaki bu güzel oyunları ve aslında bütün basın, çevre, bütün insanlarımızı ürkütmüştü. Ve biz bu işi nasıl becereceğiz, nasıl yeneceğiz diye endişe içerisindeydik. İş Montella daha bitiyordu. Çünkü sporcular inançlıydı, yenebileceklerini anıyordu. Montella eğer yavaş futbolu tercih etseydi yine aynı sonuçları yaşayacaktık. Yine de burada yaptığımız bu mücadele sonucunda çok mutlu olduk. Çeyrek finale çıktık, başarılı oldu Montella. Ama bir tık daha yarı finale çıkmamız için daha iyi oynamamız gerekiyor. Çünkü pozisyonlarımız yok futbolda. Normal olarak Avusturya'nın çok daha pozisyonu var bize göre. Ama bizim savunma oyuncularımızın başarılı olması, futbol şansımızın da bizden yana olması, kaleci Mert'in son dakikada çok iyi kurtarış yapması ve yani bunlar etkendir. Her zaman bu durumları yaşayamayabiliriz. Onun için biraz daha bu futbolumuza katkı olsun diye söylüyorum. Çünkü iyi oynayan takım her zaman futbol şansı da ondan yana olur ve kazanır. Bir inanç meselesidir. Ne kadar hırslı ve inançlı olursan futbolun adaleti de senden yana olacaktır. Şu ana kadar öyle gözüküyor. Ben şunu söylüyorum. Biz Hollanda maçında biraz daha hücumda çoğalmamız ve daha agresif oynamamız. Çünkü Hollanda Avusturya yenilebilir ama Hollanda'da daha kaliteli, yetenekli, iyi oyuncular var. Geçenki maçta da Romanya'ya farklı bir şekilde yendiler. Biz de Hollanda'yı da oyun psikolojik olarak üstünlüğü ele geçirmemiz için ilk dakikadan itibaren en azından kaptırdığımız toplarda önde baskı kurarak rahat oyun çevirmelerini engellemeliyiz. Hatta kaptığımız toplardan daha çok pozisyon bulduk bugüne kadar. Kendimizin hazırladığı gol pozisyonları sayısı pek az. Yani genelde iki tane gol pozisyonumuz var hazırlanmış vaziyette. Bir Mert'in attığı gol. Bir de Hakan Çağlar'ın attığı golün öncesinde hazırlanmış pozisyonlarımız var. Onun dışında duran toplardan işte Arda Güler'in çok iyi, Cenk'in çok iyi vuruşları ve bu şekilde 7 tane gol attık ama 2 tanesi, bir tanesi de boş kaleye atılan gol. Yani toplam olarak bizim hazırlanmış olarak gol pozisyonu yarattığımız 2 tane pozisyonu gole çevirmişiz. Onun dışında bu konuda eksik olduğumuz ortada. Tabii onun için bunu biraz daha öne çıkarmak, daha çok pozisyona girmek gerekiyor. Bunu da Hollanda maçında yaparsak ki eminim bizim oyuncularımız bunu yapacaktır. Yeter ki Montella buna izin versin. Ve biz o zaman golü atacağız ve erkenden gene ve rahat oynayacağız ve maçı alacağız diye düşünüyorum. Ayrıca Cenk'in de santraforsuz oynuyoruz biz biliyorsunuz ama Cenk'in gerekirse illa da gol yedikten sonra Cenk'i oyuna sokmanın bir anlamı yok. Cenk de oynayabilir. Ona göre Arda'yı yedek bırakmamak için Cenk'i kadroya almıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü Arda'nın yeteneğini kullanmak istiyor.
Ve özellikle o yüzden Cenk'i duruma göre Arda'yı çıkardığı zaman santrafora sokup bu şekilde oynuyor. Barış'ın sahada oynaması gerekiyordu. Güzel, onu gene aynı şekilde oynadık. Barış hatta son dakikalarda gene kapılan bir toptan Kadıoğlu'nun vermiş olduğu güzel pasla gol pozisyonuna girdi. Onu da atabilirdik. Yani sonuç itibariyle Avusturya maçı güzeldi ama yine eksiklerimiz var. Bunu bir tık daha öne çıkararak daha da iyi oynarsak, ki oynayabilecek yeteneklere sahip oyuncularımız var. Yeter ki inanç ve hırs buna katkı sağlayacaktır. Montella'nın buna katkı sağlaması ancak o çocuklara o şekilde motive ederek, kesinlikle yavaş futbolu gene tercih etmeden, yine aynı bir şekilde agresif futbol bize rakibi hata yapmaya zorlayacaktır. Hata yapan oyuncular, yapan rakip takımlardan biz yaratacağız diye düşünüyorum. Ben Hollanda'yı yenebileceğimizi ve finale, daha sonra yarı final, yarı finalde finale çıkacağımızı düşünüyorum.